Geç kaldım Ateş, kusura bakma. Hoş geldin. Yaman. Açar mısın lütfen? Yaman, açar mısın lütfen? İnmek istiyorum. Boşuna uğraşma. İneceğim dedim ya, ne yapmaya çalışıyorsun? En başından beri yapmam gerekeni yapıyorum Feraye. Birlikte gidiyoruz buradan. Yaman. Yaman. Hiçbir yere gelmem seninle. Zorla da bir yere götüremezsin beni ya. Ya yanında olmak istemiyorum ya. Nefes alamıyorum ben senin yakınındayken, tamam mı? Boğuluyorum. Feraye, bir dur, sakinleş, konuşacağız. İstemiyorum ya, konuşmak falan istemiyorum. Feraye. Anlamıyor musun sen beni Feraye, ya? İstemiyorum. Kaza yaptıracaksın dur, bana. Dur, Feraye. Dur, arabayı. Niye saçma sapan hareketler yapıyorsun? Kaza yaptıracaksın. Ya dur, bak istemiyorum. Şimdi istersen gidip bunu sakin sakin konuşalım. Kan. İyi misin? İyiyim abi. Niye girdi bunlar? İşle ilgili anlaşmazlık var. Çözerler onlar canım kendi aralarında. Bize ne değil mi? Gel bak biz içeri geçelim. Annem merak eder, huzursuzlanır. Hadi. 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 Dedeniz nerede? Bir sorun mu var? Şey yok ya, bir şey yok öyle. Dedemi bir arkadaşı aramış. O sırada da Vural Bey gelince tabii onlar böyle bir içeri geçtiler. Benim de bir dilim damağım kurudu, ben bir su içeyim. Zahmet etmeyin. Zahmet etmeyin, ben yerini biliyorum. Feraye. Feraye. İyi misin? Ne oldu? Ağrı mı var? He? Yok bir şeyim, çekil. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Ne yapacaksın ya, deli misin sen? Beni zorla bir yere mi kapatacaksın? Ya buradan gidelim, sana her şeyi anlatacağım, beni anlayacaksın. Şimdi sana ne desem bana inanmayacaksın. Hatta belki seni inandırmak için yalan söylediğimi düşüneceksin. Evet. Evet, aptal değilim çünkü ya, geçtin karşıma Aleyna'ya aşığım dedin, beni bıraktın, gittin onunla evlendin. Şu an bana söyleyeceğin hiçbir sebep bunu unutturamaz. Feraye, tamam, haklısın. Seni buradan İstanbul'a götüreceğim, güvenli bir yere yerleştireceğim. Sonra her şeyi çözeceğim. Tamam, Aleyna'dan boşanacağım. Yurt dışına gideceğiz. Ne oldu? Elinden kayınca kıymete mi bindim? Sen gerçekten hastasın ya. Anla artık, söylediklerinin zerre etkisi yok. Anladın mı? Yok. Çekil. Feraye, bizi mahvedeceksin. Bak yanlış bir yola sürükleme. Şu an tek yanlış olan şey sensin. Sensin, anladın mı? Ben Ateş'le evleneceğim. Ona herkesten çok güveniyorum. Ya ne ara güvendin?
Ne ara güvendin? Şu an hırsından dengesizce konuşuyorsun. Sen bana aşıksın. Tamam mı? Bana aşıktın. Biz birbirimize aidiz. Hayır. Ateşten asla vazgeçemem. Ya ne demek vazgeçemem? Ne demek? Ne geçti sizin aranızda? Seni hiç ilgilendirmez. İlgilendirir. İlgilendirir. Cevap ver bana. Ne geçti aranızda? Onunla birlikte mi oldun? Lan sen dünkü etrafa nam saldın, cebim biraz para gördü diye beni ezebileceğini mi düşünüyorsun? Ha? Evime adam sokmak nedir ulan? Nedir? Lafına dikkat et abi. Etmesem ne olur? Ha? Ulan yeni yetmenin biriydin kapımdan içeri girdiğinde. Oğlum arkadaşım diye getirdi seni. Kimsesiz bir çocuk dedim. Sevdim, bağrıma bastım, soframa oldum. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun abi? Benim oğlumun telefonu şoförünün odasından çıkıyor. Sen hala anlatıyorsun. Eğer bir şey söyleyeceksen o herif bunu niye yaptı onu söyle. Niye yaptı? Öyle mi? Evet. Ben şoförüme emir verdim. Canım sıkıldı. Git Vural'ın oğlunun kafasını es göle at dedim. Ya da torunlarım yap dedim. O da yaptı. Öyle mi? Böyle mi düşünüyorsun? Manyak mısın lan sen? O zaman nasıl oldu açıkta? Ben de susayım. Adamı öldürmek o kadar kolay mı sanıyorsun? Bana kolay. Bana kolay. Bana bak hızlıyım oğlum lan. Şurada senin kafanı sıkarım. Sonra silahtan silerim parmak izlerini. Ararım babamı. Baba derim ya. Küçük bir tatsızlık oldu. Yollar bir tane adam. Trafikteydik. Anama küfretti. Dayanamadım ben de. Sıktım kafasına der, alır cinayet üstüne. Tövbe yarabbim. Bu çam yarması niye duruyor burada? Defol git lan! Laf dinleme. İçeridekilere bir şey söylemedin değil mi? Hayır dedi, söylemedim. İyi. Ömer abi. Sen bir şey bilmiyorsun. Belli. Ama ben bu durumun içinden çıkamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne yapayım, susup oturayım mı? Niyetin ne? Ha? Meseleyi bizim üstümüze mi yıkacaksın? Dedeciğim, bir sakin olun. Melih'le Bora daha öncesinde trafikte kavga etmişlerdi. Bana öyle söylemişti. Yumruklaşmışlar öyle. Bora annesine küfür etmiş onun. Yani kafana sıkarım falan demiş. Öyle anlatmış. Tabii Melih de ister istemez tedirgin olmuş. Birkaç kere de sıkıştırmış. Ulan bunu bana daha önce niye söylemedin? Teze ben bu kadar olayların dallanıp budaklanacağını düşünemedim. Yani Bora öyle ufacık bir esim gülledi sahne. Sen... biliyordun. Melih'in benim oğluma ne yaptığından haberim vardı. Hayır yoktu. Vardı. Yoktu. Burhan tamam. Yoktu ben bilmiyordum. Melih bana hiçbir şey söylemedi. Siz telefonu söylediniz. Ben o zaman anlayabildim. Demek ki Melih'e takmış Bora. Takmış.
O gecede demin ki yaşanmış bazı şeyler. Olan olmuş yani. Olan benim oğlum oldu. Ama o herif geberecek. Anladın mı Ömer abi? O herifi öldüreceğim. Bizi karıştırma. Görmeyiz, duymayız, bilmeyiz. Nasıl isterseniz. Ne oluyor? İşle ilgili yok. Böyle bir tartışma ufak. Vural'la ortaklığımızı bitirdik. Fazla para koymuş. Hisselerin çoğu bende olacak dedi. Ben de kabul etmedim. Masrafını iade edeceğiz. Emin misin abi? Evet. Hadi gidelim buradan. Aferin. Akıllı davrandın. Ateş burada olanları anlasaydı eğer işler çığırından çıkabilirdi. Hem bunlar sadece aramızda kalacak, tamam mı? Tamam dede. Hadi. Söyle bakalım. Bugün tek bir dilek hakkın olsa. Ne dilerdin? Seni. Ya senin o güzel asık suratını yerim. Sevmemeli. Bir şey olmaz. Gelin. Yaşandıysa unuturum. Bir gün bile yüzüne vurmam. Senin yerinde kim olsa dengesini kaybederdi. İntikam almak için her şeyi yapardı. Yalnız Vera'yı geride bırakalım her şeyi. Thank you.
seninle bir daha yan yana yürümem ben. Beraber tek bir adım bile atmam. Biyan. Biyan musun hakkında silemez misin her şeyi? Beni gör, duy. Çocukluğumuzdaki gibi. Bu yüzüğü diz çöküp evlenme teklif ettiğim andaki gibi. Hadi ver elini bana yaşayalım. Ver elini. Bize dair ne varsa öldürdün. Ben senin oyuncağın değilim Yaman. Feraye, lütfen şunu yapma. Yapma, yapma. Ne yapma? Hayır. Hayır. Hayır Feraye, hayır. Hayır, yapma. Yapma. Uyandım ben artık. Büyüdüm. Feraye. Biz bir fırtınaya kapıldık. Beraber savruluruz. Ben seni bu cehennemden çıkaracağım. Sadece gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Senin saçına, teline zarar gelsin istemiyorum. Kimse bana senden daha fazla zarar veremez artık. Sadece benden uzak durmanı istiyorum. Burada sana yer yok. Daha sonra konuşuruz. Konuşacak bir şey kalmadı. İyi akşamlar Badeciğim. İnşallah en kısa sürede Bora'dan güzel haberler alırsınız. Teşekkür ederim. Söyle. Tamam. Adamı Bora'nın bulunduğu göl kıyısına götürün. Biz de birazdan çıkarız zaten. İyi ki anlaşamadılar. Bir daha buralarla muhatap olmak zorunda kalmayacağız. Baba. Şimdi bir şey sorma kızım. Sonra konuşuruz. Arabayı hazırla hemen. Ömer Bey'le endişelenecek bir şey yok dedi. Bir yanlış anlaşılma var herhalde. Çözer o. Ha senin halin hal değil. Yolmuşsun hep kendini.
Bir şey diyeceğim, bir doktora falan gidelim istersen ha. Vallahi korkutuyorsun beni ha. Yok yok, istemem, yok bir şey. Hoş geldin kardeşim. Neredeydin? Geciktin. İşim vardı. Ama daha gelin vermedik seni Gülsoylar'a. Böyle işim vardı falan. Bak kızarım ha ona göre. Abisinin gülü. Şaka şaka. Şaka yaptım kız. Abisinin güzeli ya. Vallahi. Vallahi çok akıllı çıktı bu kıza. Hiç beklemiyordum bundan böyle bir sürpriz. Helal olsun, kaptı büyük oğlanı. Aferin kız sana. Ananın bütün güzel yenini almışsın. Aferin sana. Hakkını da vereceksin tabii. Kız mı Cemile Sultan ya? Sen de çok güzelsin. Babam da işi biliyor. Çek elini. Vallahi elim tersindese sana bir vururum Asya Avrupa ayak kalkışlara. Kalk git içeri. Yürü, ben yalnız kalmak istiyorum. İyi sen bilirsin. Bir şey istiyor musun içeriden? İstemez. Abi açsana şu telefonunu. Çok acil konuşmamız lazım. Bir an sun hakkında silemez misin her şeyi? Beni gör, duy. Çocukluğumuzdaki gibi bu yüzüğü. Ettiğim bandaki gibi. Aa, ne bu telaş oğlum? Nereye? Ben öyle arkadaşlarımın yanına gidiyorum ya. Arkadaşlarım. Tamam. Hız yapma. Dikkatli ol. Şunun haline bak. Bekir. Buyurun. Sence nasıl oldu da bu mıymıntı Bora'nın hakkından gelebildi? La abi, Bora boş bulundu sanırım. Arkadan falan saldırdı. Başka bir açıklaması olamaz ki. Ama inatçı çıktı. Bizimkilerin yapmadığı işkence kalmamış. Tek kelime etmemiş. Tekne nerede? Gelir abi, sen vakit tamam dediğinde alırız elemanı tekneye.
abi ben bir şey yapmadım. Bunun oldu benimle işim oldu. Tamam, sakin ol. Sakin ol, halledeceğiz tamam, dayan. Sen bir şey biliyor musun? Bora ve ne olduysa benim üzerime attılar. Boş ver, boş ver şimdi bunları, tamam dayan. Dayan oğlum, dayan. Ama sana rahat ol sen ya, seni öldüreceklerdi. Tamam, tamam hadi gel. Gel, 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 gel. Hadi bir, iki, üç, hadi. Okan. Vural Bey. Ben şimdi sana ne yapayım Okan? Sen söyle. Vural Bey bakın. Melih senelerdir bizim yanımızda çalışıyor. O kimseye zarar vermez. Vallahi zarar vermez. Ben onu tanıyorum. Öyle biri değil o. Vallahi kendini korumak için yapmıştır. Öyle biri değil. Vallahi billahi diyorum sana. Nereden biliyorsun? Ha? Yanında mıydın lan? Hayır abi. Yanında mıydın? Hayır abi değil. Yemin ederim değil. Ben Melih'i tanıyorum. Çok korkmuştur o ya. Ben Melih'i biliyorum ya. Tahmin ediyorum Vural Bey, yemin ederim. O oranın kafasına vurunca göle atmaya gelmiş işte. Yeter! Sakin! Yeter! Yeter! Benim yanımda olman gerekirken... oğlumun canını kasteden adamı koruyorsun. Benim elimden adamı kaçıracaksın lan sen! Erkeğin ömürsüz adın deli misin sen? Vural! Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun bırak kardeşimi? Vural bırak kardeşimi! İyisin oğlum. İyisin. İyisin. Ne oluyor lan burada? Gelmesem ne yapacaktın lan kardeşim? Vural ne oluyor burada? Ne olduğunu kardeşin sana yolda anlatır. Benim biraz işim var şimdi. Al şunu. Melih. 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 Hiç denem o. Tamam hiç. Melih. Melih. Abi Melih. Oğlum, ya Melih. Oğlum, ya Melih. Oğlum. Bu olayı kimse bilmeyecek. Ağzınıza mühür vuracaksınız. Konakta bir tek Okan biliyor. Bir başkasından duyarsam sizden bilirim. Yok beyim karışmayız biz tamam. Beyim ne olmuş? Yani Melih, Vural Beyleri kızdıracak bu kadar ne yapmış olabilir ki? Korumalarından biriyle trafikte kapışmış. Adamı yaralamış. Melih. Gölgesinden bile korkar o ama. Yapmış işte. Demek ki. Hayatta mı? Evet. Almanya'ya gönderiyorum ben onu. Oh çok şükür. Bak Cemile abla iyiymiş işte. Heba ettin kendini. Ama buralara bir daha gelmeyecek. Soranlara siz, bankalara çok borcu varmış. Tazminatını isteyip Almanya'da bir akrabasının yanına taşınacakmış diyeceksiniz. Tamam beyim, siz nasıl diyorsanız öyle. Afiyet olsun. Küçük şeytan saklısı çıktı bu işin içinden. Ha, bir şey mi dedin? Ay. İyi akşamlar Yaman Bey. İyi akşamlar. Ne bu hal? Evlilik sana yaramamış damat bey. Ayakta zor duruyorsun. Biraz yorgunum dede. Yatacağım şimdi. İyi geceler. İyi geceler tabii. İyi geceler.
Melih ya. Tamam oğlum, tamam. Okan Bey, ben bir şey yapmadım. Ne olur bir şey yap. Yardım et ne olur. Hiçbir şey yapmadım ben. Kurtar beni ne olur. Ya. Bırak onu. İndir onu, sen bu değilsin. İndir onu lütfen. İndir onu, sen bu değilsin. Oğlumun canına kastettiği yere gömdüm onu. Hak etmişti. Katlettin lan adam. Katlettin. Ateş. Canımı yakanın canını yakarım. Abi. Kardeşini al git buradan. Abi hadi. Lütfen. Abi lütfen. İndir onu. Lütfen. Ateş. Sabrımı zorlama. Ömer abinin torunları olmasanız onunla beraber gölün dibini boylardınız. Abi hadi. Lütfen. Bunun hesabını vereceksin Vural Bakırcı. Beklerim Ateş. Hadi. Bekle. Neden benden sakladın? Neden benden sakladın Okan? Ben sana sormadım mı oğlum? Ben sana ne oldu diye sormadım mı Okan? Bir şey söylememe izin vermeden dedemle Vural'ın yanına gittin Okan. Neden benden sakladın? Bir de gözümün içine baka baka işle ilgili anlaşmazlıklar deyip bana yalan söyledin. Neden? Okan neden? İçeri girdiğimde öğrendim ben de abi. İçeri girdiğimde. Dedem bana kimseye söylemeyeceksin dedi. Ben de mecburen sustum. Ya kölesi misiniz siz bu adamın Okan? Her dediğini yapmak zorunda mısınız? Ya köle misiniz siz? Göz göre göre Melih'in ölümüne izin vermiş işte dedem. Ben onu kurtarmayı denedim abi. Ben denedim. Görmedin mi abi? Sen ne yapabilecektin ki ona? Yürüştür işte, ne yapacağım? Nereye gidiyorsun? Abi. Hayır. Saçmalama. Ne olur saçmalama abi. Lütfen ne olur abi. Abi saçmalama yapamam.
Okan arabadan in. Okan. Abi. İn. Abi. İn arabadan. Arabadan in. Abi. Abi. Gel. Abi gel. Yapamam. Yürü. Ne demek yapamam? Okan ne demek yapamam? Yürü. Abi yapamam. Ne demek yapamam? Yapamam. Okan gireceğiz başkomiserin odasına. Her şeyi bana olduğu gibi anlatacaksın. Melih'le Vural'ın kavgasını. O adamın nasıl öldürüldüğünü anlatacağız. O Vural cezasını bulacak. Adalet de yerine gelecek. Tamam. Yürü. Yapamam. Okan, abi. Okan yürü. Yapamam Okan, yürü. Abi gidelim. Kalk. Bir şahıs baygınlık geçirdi. 20'li yaşlarda erkek. Tamam Okan. Okan. Geçmiş olsun. Sağ ol. Şu anda durum gayet iyi. Panik atak atlatmış. Ben birkaç tane ilaç yazdım. Düzenli kullanmalı. Kendine geldiğinde de terapi almalı. Stres ve üzüntüden uzak durmalı. Geçirdiği atak çok şiddetli. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Gidelim mi artık? Karakola mı gideceğiz? Bak annem, sen dedemden mi korkuyorsun? Olacaklardan. Korkuyorum abi. Vural'ın evine polis gittiği andan itibaren bizden bilecek. Ben öyle kan davası falan öyle saçma sapan olaylar çıksın istemiyorum. Abi hepimizin canı çok yanacak. Tamam, onu... Ne yapalım böyle susup oturalım mı? Hı? Görmedin mi herif gözümüzün önünde Melih'i böyle? Tamam. Çok korkunçtu benim de gözümün önünden gitmiyor tamam mı? Tamam hadi. Hadi toparla kendini. Hadi. Bana bir söz vermeni istiyorum. Polise gitmeyeceksin. Okan'ı. Abi polise gitmeyeceksin Okan'ı, abi. Bunun yaptığını yanına bırak. Tamam. Bırakamam. Bırakmayalım. Cezasını çekecek. Tamam bırakmayalım. Çeksin cezasını ama polise gitmeyelim olur mu lütfen? Hadi kalk kim kimse uyanmadan eve gidelim. Abi yalvarırım. Bizi bir belaya bulaştırma tamam mı? Dedem ben burada kefilim diyor ama ben... Ben inanmıyorum onun yaptığı pis işler var abi yoksa o kadar köpeği yanında besler mi o adam bak. Bunun yaptığı işleri bir şekilde gizli gizli ortaya çıkaralım lütfen. Bulacağım ben bir onu. Hadi. Abi. Hadi. Söz ver. Lütfen söz ver. Tamam dedim yok. Ne zaman geçecek? Sabah bulantıları ya.
Günaydın. Erkencisin sen de. Evet, uyku tutmadı. Normal, yani heyecandan. Kızım bırak Allah aşkına şunu. Ne yatak tutmuşsun? Otur şuraya. Bir anlat. Çatladım meraktan. Ne oluyor? Neyi merak ediyorsun? Kızım sen şaka mısın? Ateş Bey bir ay önce gelmiş hiç kimseye haber vermeden. Sen Yaman'la birlikteyken onunla görüşüyormuşsun. Evet, öyle oldu. Öyle oldu. Tamam, konuşmazsan konuşma. Zaten her şey ortadaymış ki. Demek ki sen Yaman'ın seni ciddi düşünmediğini anladın. Ona göre önlemini aldın. Vay be. Bir Gülsoy olmazsa öteki ha. Maşallah. Maşallah. Uyanmamıştı daha kimse zaten, gel. Gel. Okan. O... Aa. Nerede bu ya? Yatağı bozulmamış. Okan. Okan tuvalette misin sen? Okan. Lan. İyi misin oğlum? Şimdi. Bu akşam gece yatmadan önce alacaksın. Tamam. Bunda kendini kötü hissettiğinde alacaksın. Doktor öyle söyledi. Zaten üzerinde yazıyor hepsi. Tamam başa. Hadi kalk bir duşa sokalım seni, gel. Yok abi yok. Endişelenme be, ben iyiyim. Cidden iyiyim. Ben şimdi söylerim, sana bir çorba yaparlar. Sen bugün yat. Kalkma, dinle. Tamam mı? Abi. Ha. Sana bir şey olursa... Gir, duş al. Ya. Hadi duş al yaptın bize. Bir de kesele istiyorsan hadi git. Allah belanı versin be Cemile abla. Allah belanı versin. Yürekten söylüyorum bunu sana. Tövbe de be. Sana baktım iyi misin diye, ne yapıyorsun diye bakayım dedim. Sesleri duyunca içeri kaçtım hemen. Ne oldu? Kafayı mı yedin? Kafayı yedim. Manyadım. Sinir krizi geçiriyorum artık. Ben de iyi değildim dün gece de. Şimdi iyiyim. Melih kurtulmuş ha. Öyle mi? Ömer Bey onu Almanya'ya gönderiyormuş. Nasıl kurtardın sen bu işi? Ha? Nasıl becerdin? Gerçekleri öğrenmek ister misin Cemile abla? He? Okan. Okan ne oluyor? Korkutma beni. Melih öldü. Öldü Melih. Dedem saklıyor, söylemiyor. Ama Burak, onun boğazı... Hayır. Göl attın. Hayır. Telefonu odada bulunacağım. Masum çocuğa kaldı. Sen
Sen niye üstüne gitmedin? Sen niye kurtarmadın onu? Sen niye hemen sıyrıldın öyle işin içinden? Ne yapsaydım ben? Ne yapsaydım? Her şey senin ya. Senin başının altından çıktı ya. Bak suçu bana atıp kendi yükünü hafifletmeye çalışıyorsun. Yapma. Melih'in katili sensin, duydun mu beni? Sensin. Ben nereden bileyim? Ben bu Vural gelecekti, telefonu bulacaktı. Evi arayacaktı, çocuğun üstünde kalacaktı. Bir duyuyorsun da. Niye dinlemiyorsun? Alın cahili. Telefonun sinyalinden buldular yerimi. Sana dedim değil mi? Dedim sana. Tahmin ettim ben böyle yapacaklarını. Ondan sana dedim ki, elleme dedim. Dokunma dedim. Bulduklarında suçu bizi biri atmak için oraya gömmüş diyecektim. Sıyıracaktım işin içinden. Kaldı böyle. İyi de bana niye söylemedin? Bunları bana niye anlatmadın? Tamam. Acar. Dur. Dur. Dur be Okan, dur. Abinler biliyor mu? Bak yalan, hiçbir şeyden haberi yok, tamam mı? Öğrenmeyecek, öğrenmesini de istemiyorum, tamam mı? O çeneni kapalı tutacaksın. Duydun mu beni? Ateş. Korkuyorsun değil mi Ateş'in bir şeylerin öğrenmesinden? Haklısın. Haklısın. Benim başıma ne gelir bilmiyorum ama... Abimden bulursun sen belanı. Ne söyledin ona? Mecburen. Yalan söyledim. Mecburen. Bora'yla Melih'in bir husumeti olduğunu söyledim. Dedeme ne anlattıysam öyle anlattım. Tamam. Tamam, aferin. Çıkmışsın işin içinden. İyi yapmışsın, elimizi yüzümüzü bulaştıracaktık. Çok üzülüyorum Melih'e. Olan masum çocuğa oldu. Melek oldu Melih. Cemil al. Çık dışarı. Çık. Manyak. Çık. Tamam. Sus yapalım. Manyak. Günaydın abisinin güzeli. Gel otur yanıma, gel. Dersim var, çıkacağım ben. Gel. Erken daha çıkarsın. Bir şey konuşacağım seninle, gel. Gel bak. Yengen sana en sevdiğin yumurtadan yaptı. Biraz yemek ye de sıska gelin tamam, demesinler. Tamam. Ben bunlardan bir şeyler atıştırırım. Kız sana da gebe gibi her şey kokuyor. Ne biçim konuşuyorsun Nesrin? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ya tamam. Sen de hemen bağırmayı yerer ama. Öyle birden ağzımdan çıktı hani. Dün de çorbayı içemedi ya, o yüzden. Her şey bir mana buluyor. Midem kötü hala benim ondan. Bu evde bundan sonra bu kızla doğru düzgün konuşulacak Nesrin. Anladın mı? Anladım. Onun da hizmetindeyim ya artık. Saygıda kusur etmem, merak etme. Ben kimseden bir şey beklemiyorum yenge. O ne demek ya abisi? Bekleyeceksin tabii. Sen büyük gelin olacaksın. Hem konuşurlarken duydum. Ömer Bey bütün malın mülkün idaresini Ateş Bey'e devrediyormuş. Bayağı kraliçe olacaksın abisinin güzeli. Çok alçak gönüllü olma, kimse saygı duymaz. Bak görüyor musun, suratı düştü. Zor gelecek değil mi bize emir vermek? Ne olur sabah sabah konuşmasak bunları. Yok konuşalım, bunların şimdi sırası biliyor musun? Bak ben dün gece şey düşündüm aslında. En güzeli bana fabrikada bir iş versinler. Bir de güzel bir maaş ayarlasın Ateş Bey. Yengen çalışmaz bundan sonra, evde oturur. Babayla çocukla ilgilenir. Heh, ne dersin? Sen bunu bir konuş da anlatma. Tamam? Hiçbir şey konuşmam ben. Benim Ateş'le evlenmem kimsenin hayatında bir şey değiştirmeyecek. Kız beni delirtme. Koskoca Ateş Gülsoy'un kaynağı olacağım ben. Sağdan soldan çöp falan toplayamam, anladın mı? Biraz aileni de kendini de saydırt ya.
Neden yanımdasın? Korkma İffet'ine bir şey olmadı. Tamam. Burada uyuyakalmışsın. Görünce ben de yanına uzandım işte. Ne var yani bunda? Ya biz konuşmadık mı seninle? Anlatamadın mı ben sana? Niye zorluyorsun? Ya zorlamıyorum. Alışalım istiyorum Yaman. Fena mı oldu işte? Bak ne güzel uyuduk. Alerji... Dokunma bana. Dokunma. Dokunma. Gayet güzel uyuduk işte. Yani niye huysuzlanıyorsun ki anlamıyorum. Olabiliyormuş demek. İmkansız değilmiş. Olmayacak. Biz seninle karı koca olamayacağız. Tamam mı? Anla bunu. Anlamayacağım. Ne senin şu an saçma sapan tavrını ne de kaçmanı anlayamıyorum çünkü aklım almıyor. Hem dokunamıyorum ne demek ya? Çabalamıyorsun bile. Doktora gidelim dedim ona da hayır dedin. Bana ısrar etme. Yaman nereye gidiyorsun konuşacağız? Hayır duş alacağım çık. Nereye gideyim? Ha? Kocam beni odada istemiyor diye gecelikle mi dolaşayım etrafta? Değiştir üstünü çık. Tek kelime daha duymak istemiyorum senden. Sabaha kadar neredeydin? Onu konuşalım istersen. Aleyna git. Efendim. Abi günaydın. Günaydın. Ateşli Okan dün akşam eve geldiler mi? Hayırdır? Neden soruyorsun torunlarımı? Fabrikaya geçiyorum orada konuşuruz. Ya önce bir söyle ne oldu? Geliyorum. Baba kahvaltı hazır. Hadi. Şimdi değil. Hemen fabrikaya gitmem lazım. Ateşli Okan hemen gelsinler ardımdan. Tamam söylerim. Kahvenizi yenilemem ister misiniz Ateş Bey? Soğumuştur. Yok yok Nesin sağ ol. Günaydın bir tane. Günaydın. Günaydın. Dün akşam Okan'a bakacağım dedin. Yok oldunuz. Sabaha karşı geldiniz herhalde. Çünkü odana baktım yatağım boştu. Tamam. Anladım konuşulmak istenmiyor. O zaman neredeydiniz diye sormayacağım. Başka bir isteğiniz var mıdır Gülfem Hanım? Taze ekmek nerede? Fırına gönderecek birini bulamadım. Melih işten ayrılmış. Ayağını kırmamış mıydı o? Ya evet ama işte tazminat için yani bankaya çok borcu varmış. Babam öderdi, maaşından kesilirdi. Ya kaç yıllık çalışanımız yani böyle pat diye gidilir mi ya? Vallahi ben de çok şaşırdım yani hiçbirimize olasım olduk demeden bayağı çekti gitti. Ama Almanya'da akrabaları varmış onların yanına gitmiş. Yani Çetin öyle söyledi. Neyse hayırlısı olsun tabii. Ama böyle ne bileyim ya iyi çocuktu. Efendiydi değil mi Ateş? Neyse yerine birine bakacağız artık. Çetin şimdi onun yerine baksın olur. Tamam tabii. Başka bir arzunuz? Yok sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol Nesin. Dedem nerede? Fabrikaya gitti. Ateş'le Okan da hemen peşimden gelsin dedi. Okan'ı uyandırma. Ben giderim. Nereye gidiyorsun? Ya oğlum hiçbir şey yemedin daha. Olsun olsun anneciğim aç değilim zaten. Tamam. Dediğim gibi Okan'ı uyandırma. Görüşürüz. Uykum var, bir şey istemiyorum. Çıkın dışarı. Uykum var, uykum, uykum. Hasta mısın? Başım ağrıyor. Aramışsın dün gece, ne oldu? Vallahi dedem ortaklığı bozdu. Hem 50 kere arıyorum seni, niye açmıyorsun telefonunu? Hadi açmıyorsun, mesaj atıyorum. Mesajıma niye dönmüyorsun? Bir geri dön be. İyi değildim biliyorsun. Ama kalksana yattığın yerden konuşma. Para meselesi. Vural dedeme paranın çoğunu ben verdim. Hisselerin tamamını da ben kendime istiyorum deyince dedem de Vural'ın fişini çekti.
Merhaba. 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 Raya, ne haber? Hüseyin amcacığım. Efendim. Nasılsın? İyiyim oğlum, sağ ol, teşekkür ederim. Bizim merdivenleri çıkması zor oluyor da. Şöyle şurada bir gezineyim dedim. İyi et. Okula mı? Hadi gel, bırakayım seni. Yok yok, birlikte çıkmayın konaktan. Annenler bilmeden laf söz olur oğlum. Dün akşam Feray'a konuşacaklarımız var deyince izin verdim ama... vallahi ne yalan söyleyeyim, içime dert oldu, bir sıkıntı yaptı. Bir şey mi oldu oğlum? Yok canım. Ne olacak? Sen bizimkileri dert etme. Ben dedemle konuştum, biliyor. Annemle de konuşacağım. Toparlarım ben orayı. Tamam. Hadi Feray, geç kalma sen. Görüşürüz babam. Hadi iyi dersler kızım. Boşuna abime tutuluyorsun. Ya aşağıya inip ne yapacaksın? Bir dur ya. Oğlum, ya bak... Feray Ali seni bilmiyor bile. Bak oğlum, zaten sana kızgınım. Bana söylemedin bildiğin halde, tamam mı? Sen bu işe hiç karışma. İyice dengesizleşmiştin. Mantıklı da düşünemiyordun. Ben sana bir şeyleri söyleseydim nasıl bir tepki vereceğini kestiremedim. Ayrıca bu kadar arabeske bağlamana da hiç gerek yok abi. Ya bak, ne yaparsın, tamam mı? Yapman gereken tek şey, gidersin abi. Abimle konuşursun. Benim Aliena'dan önce Feray ile bir geçmişim vardı, bir takım bir şeyler yaşadım falan dersin. Abim de iletişimi keser. Tamam mı? Evlenmekten de vazgeçer. He. Bütün olan bitenden sonra ben iyice şerefsiz gibi mi davranayım? Abi Feray senden yeterince zaten nefret ediyor. Yani intikam almak için ne kadar büyük oynadığını görüyorsun. Bir şey kaybetmiş olmayacaksın abi. Yat Sibar. Eyvallah ya. Eyvallah, seni düşünen ne kabahat ya. Benim derdim zaten bana yetiyor. Ben ne söyleyeyim ki sana? Ben gerçekten senin aşkının ızdırabının uğraşmaktan bıktım. Zaten sen nikah zorundasın, katılmak zorundasın seve seve. Buradan locadan böyle izleyeceksin aşağıyı. Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ben sana bir çözüm anlatmaya çalışıyorum. Çözüm, çözüm. Git diyorum, konuş diyorum, yap diyorum ve bitsin diyorum. Ulan başka şansın yok abi, var mı? Yok. Köprüden önce son çıkıştasın abi. Nereye gidiyorsun acaba? Defol, gitme. Gitmiyorum hiçbir yere. Birinin artık sana gerçekleri söylemesi lazım. Ateş dün akşam bize geldi. Feraye ile evlenmek istediğini söyledi. Ya kız seni aldatıyormuş ya. Feraye beni aldatmadı. Çok kızgın bana, tamam mı? Ondan canımı yakmak için her şeyi yapıyor. Sen de o lanet sesini kes. Yoksa seni burada... İşine gelmediği için hıncını benden alıyorsun değil mi? Gerçekleri duymak istemiyorsun. Onurun gururun yok mu senin be? Abim bir ay önce Feraye için gelmiş buraya. Gizli gizli hep görüşmüşler. Yalan söyleme! Ne yalanı be? Ne yalanı? Muhsin'i anlattı. Seviyoruz birbirimizi dedi. Nesrin de oradaydı, herkes duydu. İnanmıyorsan git onlara sor. Gözünün içine baka baka abinle fingirdeşmiş be. Aldatmış seni. Artık ev mi tuttular, otele mi gittiler? Yani ne yaptı da aklını başından aldı adamın bilmiyorum. Utandım Muhsin'in yanında. Üzülmesin diye bir şey diyemedim. Yeter, yeter, yeter. Sus, sus, dayanamıyorum. Sus, sus, sus. Oğlum, oğlum. Yüzün gözün çöktü. Acınacak haldesin, yapma bunu kendine. Olanda hayır vardır derler ya. Tam da öyle olmuş işte. Yoksa kadın edecektin bu zilliği kendine. Sen yat kalk bana dua et. Şeytanın elinden kurtardım ya ben seni. Tamam, daha söyleyecek bir şeyim yok zaten. Sen benim Maya gibi akbak kızıma dört elle sarıl. O seni hep sevdi. Ömrünün sonuna kadar da sever.
Özür dilerim. Dur dur dur. Özür dileme hemen. Sen yalan söyleyemediğin için özür diliyorsun değil mi? Ne oldu Feray? Onunla mı görüştün? Evet. Çok ısrarcı oldu. Ama ben gereken cevabı verdim. Nasıl? Başkasını seviyorum. Ben de evleneceğim dedim. Artık beni rahatsız edemez. Anladım. Feray, bu benim için biraz hassas bir konu. Çünkü annem dışında herkes seninle evleneceğini biliyor. Gecenin bir vakti adamın biriyle dışarıda görülseydin, ben bu durumu açıklayamazdım. Evet, haklısın. Ve Feray, ben kontrol edemediğim durumlardan hoşlanmam. İplerin benim elimde olması lazım. Yoksa biraz dengem bozulabiliyor. Yani bu adam bir daha seni rahatsız ederse benim haberim olacak. Gereken cevap ben veririm. Hadi. Bakma öyle. Ben sadece beni biraz daha tanı ve anla istiyorum, o kadar. Ayrıca benim bu dünyada en nefret ettiğim şey yalan. Sebebi ne olursa olsun, bir daha beni bu duruma düşürme. Tamam. Kahvaltı ettin mi? Evet. Hadi gel, bırakayım seni okula. Melih konusunda haklı olduğumu biliyorsun abi. Ama senin torunların baskın yapar gibi geldiler. Senin torunların diye yaptıkları her şeyi sineye çektim. Öyle olmasaydı bugün Ateş ölmüş olurdu zaten. Kelimelerine dikkatli seç. Abi, ben bugüne kadar sana karşı saygıda hiç kusur etmedim. Hep seni abi gibi, baba gibi sevdim. Öyle de saydım. Ondan mı evime adam soktum? Empati. Empati diye bir kelime var. Keşke sen şimdi biraz beni anlasaydın. Abi benim oğlum ölüyor. Kaç gün ömrü olduğu belli değil. Ben hayatta ilk kez kendimi bu kadar çaresiz hissediyorum. Ben oğlumu gömmek istemiyorum. O beni gömsünüz istiyorum. Sen de istemez miydin? Ha? Ahmet'ten önce ölmeyi istemez miydin abi? Üzerinden seneler geçti. Ama bak, onun adı geçince hala için titriyor. Ama o sana en azından 3 tane aslan gibi emanet bıraktı. Sen onlara sarıldın. Onlarla avundun. Ben ne yapayım peki? Ha? Benim elimde ne var? Hastanede bitki gibi yatan, ne zaman öleceği belli olmayan bir evlat. Ben sana haksızsın demedim. Beni karşına değil, yanına alacaktın. Ömer abi, haklısın. Ben her şeyi unutmaya hazırım. Ama sen de unut. Güzelim, ortaklığımız bozulmasın abi. Ateş seninle bir daha masaya oturmaz. Abi borç içinde yüzdüğünü biliyorum. Yıllardır bankalardan kredi alıp bu çarkı çevirdiğini de biliyorum. O fabrikayı açamazsın tek başına. Ne yapacaksın? Arazileri satacağım. Çocuklara düzenli bir iş kurmam lazım. Yoksa hepsi bir yere savrulur. Abi yapma. Hiç gerek yok. Belki artık çocukların gerçekleri öğrenmesi gerekiyordur. Babalarının giderken seni borç içinde bıraktığını, aile servetini nasıl heba ettiğini öğrenmeleri gerekiyordur. Hayır. Bunca zaman öğrenmediler,
Bundan sonra da bilmeyecekler. Tamam abi. Sana bir teklifim var. Eğer bu teklifi kabul edersen hiçbir şey satmana gerek kalmayacak. Sende olan yine sende kalır. Nasıl? Ben fabrikaya sürekli yüklü miktarda para aktaracağım. Ama sonra o parayı temiz, kayıtlı bir şekilde geri alacağım. Hayır. Beni o işlerine karıştırma. Abi, sen yine bilme, görme, duyma. Bak, fabrikaya aktardığım paranın yarısı senin. Yarısı bankalardan aldığın kredileri ödersin. Kime ne borcun varsa kapatırsın. Ateşim, bunları bilmesine gerek yok. Onu bir şekilde çözeriz. Sen bunu bir düşün abi. Sonra konuşuruz. Bağladın mı keçilere? Hı? Keçileri diyorum, bağladın mı? Hı hı. Kocanla barıştın mı? Evet, tabii ki de barıştım. Anne bak, bir daha sakın... Tamam. Karışma dedin, karışmayacağım. Ama sen de bir daha öyle başkalarının yanında bana çemkirme. Ay anne, bomba gibi düşsün aramıza. Ne yapayım? Bir daha ileri gitme diye yaptım ya. Hem hala söyleniyorsun yani bana. Aleyna, bugün çaya Hale Hanım gelecek. Vali Bey'in eşi. Seni de tanıştırmak istiyorum. Ah, tamam. Şöyle üzerine şık, sade bir şey giy. Tabii ki. Siz de Nesrin'le ikramlık bir şeyler hazırlarsınız. Cemil'le. Ben de hazırlanayım bari. Ne dediğini duydun mu? Ne oldu anne? Gelinim diye tanıştıracağı kişiyi ben doğurdum ya. Hani annenim ya ben senin. Hala hizmetçi muamelesi yapıyor. Sen de buna çanak tutuyorsun. Ay anne, sen de dolaşma ortalıkta. Git evde otur işte. O da alışsın birazcık lütfen. Gidemem. Geçiştirip duruyorsun, bak canım sıkılıyor. Eşya bakacağız, odama geçeceğim ben. Eski Cemile yok artık onun karşısında. Sen de korkma şu kadından. Bir şey olmaz. Dünürüyüm ben artık onu. Anneciğim bak, sonra konuşuruz bunları, tamam mı? Çok önemli bir misafir geliyor, huzursuzluk çıkarma. Hem bak sen biliyorsun konağın düzenini. Nesrine söyle, o halletsin. Sen de evde otur hatırım için lütfen. Tamam mı? Hiçbir yere gitmeyeceğim. Onun dediği gibi olmayacak. Gelinin annesiyim diye baş köşeye oturacağım. Yapılacak bir şey olsa ben yapardım. Sana mı kaldı ulan Meli'yi kurtarmak? Tövbe yarabbim ya. Okan. Dedem arayıp gel dedi. Ural dün olanları anlatmış. Alnına silah dayamışsın. Aferin evlat. Ben sana boş yere ateş adını koymadım tabii. Aynı bana benziyorsun. Altta kalmıyorsun. Aferin. Biz birbirimize benzemiyoruz ki dede. Niye biliyor musun? Çünkü ben göz göre göre Meli'yi ölüme göndermezdim. Senin yaptığın gibi. Herifin oğlunu haklamış, bir de göle atmış. Ne diyecektim? Nasıl engel olacaktım Vural'a? Hata nerede başlıyor biliyor musun? En başından bana gelip Melih Bora'yla kapıştı dede diye bilgi verseydin... ben çocuğu hemen yollardım. İzini kaybettirirdim. Ne o manyak oğlana ne de Meli'ye bir şey olmazdı. Bora'nın bu kadar psikopat olacağını düşünemedim. Onun peşine takılmaz zannettim. Rahat davranmamalıydı. Çamura basarsan üstüne sıçrar. Bu kadar basit.
Ama daha doysun. Bunların hepsi hayat tecrübesi. Sağ ol Melih, talihsiz bir çocukmuş. Ben de çok üzüldüm. Ama biz bir şey yapamazdık. Daha fazla tartışmayalım. Doğru. Zaten biz onlarla anlaşamayız. O yüzden bir daha o Vural bu kapıdan içeri girmeyecek. Yeter. Hak bildirir gibi diklenme bana. Vural'la ortaklığı bitirdim işte. Sadece bade olacak. Hem nasıl bitirmek bu ya? Vural yok, bade var. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Bir daha benim sözümü kesme. Sesin de yükselmesin. Dede. Ne dediysen tamam dedim işte. Canımı sıkma benim. Bade çok emek verdi fabrikaya. Ufak bir hisseyle kalmasına müsaade ettim. Maaş teklif etmek ayıp olurdu zaten. Kızın bir suçu da yok ayrıca. Burada çalışan gibi olursa sahip olmayacak. Tamam. Öyle olacak zaten. Konuştuğumuz gibi. Sen fabrikanın başında olacaksın. Hesaba da bu küçük şeytan bakar. Bade de ona yardımcı olsun. Var mı başka bir sorun? Yok. İyi. Vural'la bir daha takışma. Uzak dur o heriften. Ateş bayağı sağlammış ha. Dan diye girmiş konuya, helal olsun. Muhsin amca bayağı şaşırmıştır herhalde. Anlam veremedi tabii. Ateş bir aydır beraber olduğumuzu söyleyince ikna oldu. Güzel kotarmış durumu. Zekice yani, sevdim. O Cemile manyağa inandı mı peki? İşine geldi diyelim. Elinden kaçtım. Bebeğimi kurtardım ya. Ne yapacağını bilmiyordu. Şu hastası manyak cani ya. Tamam ya, geçti gitti. Canım içi. Bak her şey düzeliyor. Biraz uzaklaş konulardan. Ne olur be. Dalga mı geçiyorsun? Yama. Ne oluyor? Bu şekilde sınıfa giremezsiniz. Gel benimle konuşacağız. Hayır, saçmalama. Hemen çıkın, güvenliği çağıracağım. Rezillik mi çıkaracaksın? Bak güvenlik gelecek şimdi. İsterse Uğur'du gelsin, umurunda bile değil. Sen benimle geliyorsun. Tamam, çık dışarı, geliyorum. Tamam dedim. Feray, bir sıkıntın var? Hocam ufak bir sorun var ama ben hemen halledip geliyorum. Emin misin? Evet. Doğru mu? Doğru mu? Bir şey söyle. Ne doğru mu ya? Neyi öğrenmek istiyorsun? Abim bir ay önce gelmiş. Gizli gizli görüşüyor musunuz? Ya Feray, bir şey söyle doğru. Doğru, bir şey söyle, bir şey. Doğru. Ya ne yaptın sen? Ya ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Benim yanımdan kalkıp onun yanına mı gittin? Geçti. Bunu hak eden sensin. Ben senin yerine utanıyorum. Ben utanıyorum. Yok öyle kaçmak. Yok öyle kaç. Yok öyle. Yok öyle. Yok öyle kaçmak. Aleyna'yı öğrenince ölmek istedin ya. Bana etmediğin hakaretler kalmadı. Ya madem beni aldatıyordun, ne gerek vardı bu kadar şova? Ateş
ateşin benimle evlenmek isteyeceğini bilmiyordum. Git artık buradan. Demişti ona. Sen de mutlu olamayacaksın. Bir gün değil, bir an bile mutlu olmayacaksın Feray. Bunu ağır ödeyeceksin. Hem de yavaş yavaş. Feray, iyi misin? Feray, iyi misin? Feray, tamam. İyi misin? Damla bir su getir. Bana bak. Herkes duyunca çok şaşıracak. Aleyna'cığım kimlerdensin? Belki tanıyorumdur aileni. Yok, tanımazsın. Buralardan değil. Aleyna Ankaralı çok iyi bir ailenin kızı. Yalnız tabii küçük yaşta babasını kaybetmiş. Yakın bir zamanda da annesini trafik kazasında kaybetti. Öyle mi? Çok üzüldüm Aleyna'cığım. Başın sağ olsun. Sağ olun. İşte o yüzden düğün yapmadık zaten. Yakın akrabaları kendi aramızda böyle bir merasim yapalım deyince biz de saygı gösterdik tabii. Peki nasıl? Ankara'dan sonra alışabildin mi buralara? Evet, alıştım. Sağ olsun Gülfem annem bana çok yardımcı oldu. Hiç yalnız bırakmadı. Hoş geldiniz Hale Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kâfi, kalkacağım birazdan. Sizin çayınızı da tazeleyeyim mi Aleyna Hanım? Yok, teşekkürler. Ben almayayım. Başka bir isteğiniz yoksa Gülfem Hanım? Çıkabilirsin Nesim. Cemre abla, biz demin ne yaşadık öyle? Asıl sen gelmeden önce Gülfem Hanım kadına ne dedi biliyor musun? Aleyna'nın babası çocukken ölmüş. Annesi de yakın zamanda trafik kazasında kaybetmiş. Aleyna da ağzını açıp tek kelime etmedi ya. Kız bunlar millete böyle böyle deriz diye anlaşmış olmasın? Aman. Allah sana sabır versin abla. Ben daha ne diyeyim ki sana? Kızın seni diri diri toprağa gömmüş resmen. Ben gidip kalanları toplayayım.
Yaman Bey'in egosunda büyük delik açıldı tabii. Ondan saldırıya geçti salak. Yaman'ın tehditlerini kafana takma, tamam mı? Hiçbir şey yapamaz. Senin oğlan durumu açıklarsa o dedesi falan mahveder onu. Bana bir sürü hakaret etti. Hepsini kabul etti. Aklında şüphe kalmasın diye hepsini kabul etti. Bir şu halime bak ya. Sürekli köşeye sıkıştığımda yalan söylemek zorunda kalıyorum. Ben babamın bile yüzüne bakamıyorum artık. Saçmalama. Saçmalama. Sakın kendine haksızlık etme, tamam mı? Sen pisliğin birine aşıktın, ona inandın, o da seni kandırdı. Olan bu, nokta. Ayrıca o Yaman'a da çok iyi oldu ya. Aldatılmak nasıl bir şeymiş, anlasın abi. Gerçekten böyle rahatlayabileceğimi mi düşünüyorsun? Benim tek istediğim onun yüzünü görmemekti, bir daha sesini duymamaktı. O yokmuş gibi hayatıma devam edecektim. Bir daha da buraya dönmezdim. Biliyorum benim gururlu prensesim, biliyorum. Hani derler ya, sayılı gün çabuk geçer. Yani şu durumda da olayımız o maalesef. Derin derin nefesler alacağız, az kaldı geçecek diyeceğiz. Sonra bebeğini kucağına alınca da el ele vereceğiz, gideceğiz buradan. Kendi hayatını kuracaksın, tamam mı? Ama şimdi biraz sabredip olan biteni yok saymak zorundasın. Hadi gidelim artık lütfen. Ateş, dersin bittiyse buluşalım mı yazmış? Niye? Yoksa Yaman... Ben sana ne dedim Aleyna? Annenle konuş dedim. Değil mi? Böyle olmak zorunda değildi yani. Haklısınız, ben gelme dedim ama... Hemen konuş. Beni sakın annenle muhatap etme. Anne, burada konuşmayalım, odada konuşalım. Anne, açıklayabilir... Neyi açıklayacaksın acaba? Gülfem'le birlik olup annem öldü demişsin. Rezil, terbiyesiz. Utanmıyor musun yüzüme bakmaya? Gençliğimi çürüttüm ben senin için, gençliğimi. Kadınlığımı bilmedim. Sana adadım hayatımı. Bu muydu karşılığı, ha? Bu muydu? Böyle yapacağını çok iyi biliyordum ben. O yüzden sana söylemeye cesaret edemedim. Kızım neden diye soracağına üstüme yürüyorsun işte. Hiç mi aklın yok senin? Hiç mi kafan basmıyor? Besbelli o kadın senin kafanı karıştırıyor. Yoksa bir insan neden annem öldü diye yalan söyler? Utandığı için. İnsanlar beni aşağılasın, hizmetçinin kızıyım diye saçma sapan laflar söylesin istemedim. Bugün sence Hale Hanım senin benim annem olduğunu bilseydi bana böyle mi davranırdı anne? Ne olur biraz beni anlamaya çalış lütfen ya. Başka bir hayatım olsun istiyorum. Senin de bana destek olman gerekiyor. Neden öyle bakıyorsun anne? Senin gibi olmak istemiyorum, çöp gibi yaşamak istemiyorum dediğinde haklısın demedin mi? Mutlu ol istedim. O zaman rahat bırak beni. Sürekli oda istiyorum, kıyafet istiyorum, eşya istiyorum diye beynimi yiyip duruyorsun. Yeni evlendim ben ya. Bir bırak da kendime alıştırayım, bir beni sevsinler değil mi? Ama yok. Varsa yoksa kendinsin. Başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Gerçekten ben senin umrunda mıyım anne? Tamam. Anneciğim tamam. Tamam tamam. Doğru düzgün konuşalım. O kadın senin kafanı karıştırdı. O kadın benim kafamı falan karıştırmadı. Bana aptal muamelesi yapıp durmayınca sinirlerimi bozuyorsun. Gülfem hiçbir şey yapmadı. Ben kendim karar verdim, kendim. Söz sana verdiğim emekleri aram zıkkım olsun emi. Utandığın, bencil dediğin annen arkanda olmasaydı o konağa gelin olur muydun acaba?
Her şeyi senin için yaptım her şeyi. Ya ne yaptın sen? Nankör! Ne yaptın, ne yaptın? Her şeyden kendine pay çıkarmaya çalışıp durma. Yaman'ın kafasına silah dayadın da zorla mı evlendirdin bizi? Kocam beni severek isteyerek aldı, tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam, ben daha ne diyeyim ki bilmiyorum. Haklısın. Haklıyım tabii. Zaten Yaman beni seviyor dediğimde sen bana inanmıyordun ki. Ne zaman Yaman bana evlenme teklif etti, o zaman inandın. Yalan mı? Doğru. Doğru. O sevmediğin, nefret ettiğin Gülfem var ya... senden çok daha iyi bir anne. Sırf oğlum mutlu olsun, huzurlu olsun diye bana destek oldu, arka çıktı. Sen de burada kızının mutluluğuyla mutlu olacağına istediğin olmadı diye ağlıyorsun işte. Bundan sonra onu anne dersin artık. Of anne, abartma ya. Beni diri diri toprağa gömdün zaten. Gerçekten beni bir rahat bırak lütfen. Git o evde yaşa işte. Ya çalışmana da gerek yok, bir şey yapmana gerek yok. Ben sana destek olacağım, ne istiyorsan yapacağım ama ne olur beni bir rahat bırak. Daha ne yapayım ya? Vah benim emeklerime vah. Vah ki ne vah. Of. Of. Haber? Kötü bir şey yok değil mi? Yok, hayır. Akşam yemekten sonra annemle konuşacağım. Öncesinde sana haber vermek isterim sadece. Ben o zaman Hazal'a gideyim. Ortalıkta olmasam daha iyi. O ne demek öyle? Şimdi annen sinirlenecek. Tatsızlık çıkmasından korkuyorum. Korkacak bir şey yok Ayşe. Merak etme. Sen adının anlamını mı tuttun bakayım? Yok. Birden şaşırdım da. Ben sadece biraz daha mutlu ol diye yapıyorum Feray. Neyse. Annem konusunda haklısın. Öğrenince illa sorun çıkacaktır ama bu benim konum. Sincan'ın sıkmasına asla izin vermem. O yüzden öyle kaçar gibi bir yere gitmek falan da yok. Tamam? Gayet rahat olmanı istiyorum. Tamam. Ben kendime bir kahve alacağım ama sor bakalım hanımefendi bir çikolatalı pasta ister mi? İstemedim. Sorun olur mu? Olmaz Ayşe, olmaz. Feray. Ben sadece işleri kolaylaştırmaya çalışıyorum, o kadar. Hadi artık sen de biraz daha mutlu ol, ne olur. Hadi ben kahve alayım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sen bundan sonra sadece yemekleri yap Cemile Hanım. Servise çıkma. Kızın artık gelinimizsin. Yakışık almıyor. Siz nasıl uygun görürseniz Ömer Bey ama ben halimden memnunum. Bugün Aleyna, yarın Feraye oturacak bu sofrada. Ben kızlarıma hizmet etmekten gocunmam. Anlamadım. Ne demek bu şimdi? Feraye'nin bu masada ne işi var? Ateş Bey çok özür dilerim. Siz dün akşam bize gelip Feraye'ye talibim deyince ben herkesin haberi var zannettim evleneceğinizden. Çıkabilirsin. Tabii. Afiyet olsun. Thank you.
Baba biliyor muydun sen? Evet. Haberim vardı. Torunumun kararına saygı duydum. Bir saniye. Ben şimdi Feraye ile eğitim alıyorum. Kes sesin. E buyurun. Ne bakıp duruyorsunuz? Ana oğul aralarında hallederler. Üçümüzden birine saygı duyduğunu bilmiyordum dede. Hak edene duyarım. Ötlek gibi nikaha basıp karım diye karşıma getirmedi en azından kızı. Erkek gibi meramını anlattı. Öyle mi? Şahane. O kız ailemize layık mı peki? Layık ya. Çocukluğundan beri tanırım Feraye'yi. Akıllı, dürüst, çalışkan bir kızdır. Üvey anne elinde bile oraya buraya savrulmadı. Bir kişiyle bile adını duymadım. Benim duydunuz mu Ömer dede? Gücüme gitti. Seninle o kadar ilgilenmedim. Koca kızdın zaten geldiğine. Ama Feraye elimizde büyüdü. Konağın terbiyesini aldı. Tabii tabii. Eminim öyledir. Sen neden öyle imalı imalı konuşuyorsun? Ne var dilin ucunda? Bir şeyini mi biliyorsun bu kızım? Dede, Yaman abim sen sert çıkıştığın için bir de Ateş abimi destekledin diye biraz alındı. Yani pek de haksız sayılmaz sanki. Ama uzatmayalım, demek gerek yok. Kim nasıl davranıyorsa ben ona göre cevap veririm. Alınacak, darılacak bir şey yok. Laflarına dikkat et. Feraye abin karısı olacak. İkisine de saygılı davranacaksın. Benden sonra bu evin büyüğü abin. Sen de. Sen de aynı şekilde. Tabii dede. Konuşmaya gerek yok. Size afiyet olsun. Ben de atıştırmıştım. Afiyet olsun. Ha? Sen de peşinden git. Kuyruk. Abi. Abi. O tavrın neydi senin öyle ya? Kanka git başımdan hiç konuşma. Hayır konuşacağız. Derdin ne derdin? Derdin ne bana bir anlat. Ben bir bileyim. Ben senin kardeşinim. Bana bir anlat abi. Lütfen artık anlat. Konuş. Ya bak ben sana dedim ki git abime söyle Feraye ile evlenmekten vazgeçsin sen ben şerefsizlik mi yapacağım öyle mi olacak mırın kırın ediyorsun bana abi bak böyle olmaz lütfen. Ben içeride zar zor toparladım orta ben. Sen az önce kızı kötüledin farkında mısın? Ha? Abi bak bu meseleye dedemi karıştırırsan deden bizi pompalıyla kovalar manyak mısın sen? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kan ben ne dediğimin de ne yaptığımın da farkındayım sen hiç karışma. Sen bir şey saklıyorsun. Sen kesin, sen bir şey saklıyorsun. Sen ne saklıyorsun? Feraye ile benim aramda. O ne demek ya? Bak korkuyorsun, biliyorum. Ama tamam mı, korkmana gerek yok, sana bir şey olmayacak. Abi ben sadece kendimi mi düşünüyorum? Sen niye böyle yapıyorsun? Okan bir sağ ol beni ya. Sen dert etme bunları tamam mı? Abi ben seni de düşünüyorum. Ya ne demek beni dert etme? Sen benim abimsin, ben seni tabii ki dert edeceğim. Abi... Asla bu evlilik olmayacak, asla. Şimdi o kızı arıyorsun. Vazgeçtim. Aile faciası oldu. Annem çok kötü durumda. Seninle evlenemeyeceğim diyeceksin. Sana veririz kıza para. Gider ev filan alır. Mutlu olur zaten, yeter. Hemen buradan gider. Anneciğim, ben evlenme teklif ettiğim kızdan annem istemiyor diye vazgeçmem. Ya bunu söylemem bile ne kadar tuhaf. İyi değilsin sen bak, gel. Gel şöyle otur, sakince konuşalım. Gel, gel. Cesedimi çiğnemeden o kızla evlenemezsin. Evlenemezsin. Şu halime bak, ne hale getirdim beni. Hasta olduğumu biliyorsun. Biliyorum. Ve bunun için geldin buraya. Anneciğim. Benim için geldin buraya. Tamam. Ne haldeyim ben, şu halime bak. Önce Yaman, sonra sen. Mahvettiniz beni.
Anlaşma mı yaptınız siz? Öldürmek mi istiyorsanız beni? Öldürmek. Lütfen. Lütfen dramatize etme. Sevdim. Evleniyorum. Bitti. Sen benim kalbimde ne kadar ayrı bir yerdesin. Bilmiyor musun? Annem. Yapma. Ne olur ya vazgeç. Vazgeç yapma. Yapma ne olur yapma. Vazgeç bak. Senin dışında kimse beni bu hale getiremez. Kimseye vazgeç. Ne olur vazgeç. Yapma. Tamam. Bak ben mutluyum. Kandırılmadım. Evlenme teklif ettim. Sevdim. Evleniyorum. Bu kadar tamam. Lütfen. Bak bakayım sen bana. Ne olur. Artık ne kendini ne beni üzmedim. Sen benim göz bebeğimsin. Baban ilk aşkımdı. Sen son aşkımsın. Tamam. Tüm kalbim seninle dolu. Sen her şeyimsin. Her şeyimsin, en sevdiğimsin. En sevdiğim çocuğum sensin. Annem. Sensin. Sen ne zamandır buradasın? Oğlum, bak ben hiç iyi değilim. Önce sen, sonra abim mahvettiniz beni. Mahvettiniz. Açıklama yapmana hiç gerek yok. Zaten hep farkında olduğum bir gerçeği bir daha ağzından duymuş oldum. Yaman, annem ne dediğini bilmiyor. Çocuk gibi beni teselli etme işine girişmeyeceksin değil mi? Yapma bence, gerek yok. Oğlum ben hiç iyi değilim. Senin oğlun yanında. Ona sarıl geçer. Hiç iyi değilim. Tamam. 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 Pencereye çık gördüğüm zaman dayanamam. Gelirim. Biliyorsun. Ya. Çok güzelmiş bu. De gördüm. Bizi hatırlattı. Kaçtım ben. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çikolataların hepsini yap. Bana da bırak. Beraber yeriz. Tamam. Thank you.
Evde olmak inşallah ona daha iyi gelir. Hisseder belki. İyi olacak kızım. Merak etme. Benim oğlum güçlüdür. Bora Bey'in öz bakımını yapmam gerekiyor. O yüzden müsaadenizi isteyeceğim. Babacığım gel biz çıkalım hadi. Kolay gelsin. Teşekkür. Kızım, yoruldum. Biraz dinleneceğim, odamdayım. Baba, sen Ömer Bey'le konuşacaktın. Aranızdaki sorunu halledebildiniz mi? Hallettim. Ortaklık devam edecek. Ama bundan kimsenin haberi olmaması lazım. Neden? Ateş, Melih meselesi yüzünden sorun çıkarıyor. O yüzden fabrikada beni vekaleten sen duracaksın. Gözüm kulağım olacaksın. Tamam baba. İyi geceler. İyi geceler. Ne ettiniz? Hallettiniz mi? Hallettik abi. Lastik izi, ayak izi ne varsa yok ettik. Göl kenarında kuş bile uçmamış gibi. O şekil tertemiz oldu. İyi, tamam. Abi yalnız bir şey var. Melih'i bağladığımız yerde bulduk bunu. Ben sordum, soruşturdum. Bizden birinin değil. Görmek istersin diye düşündüm. Muhammed Melih şerefsizin ipini bununla kesmeye çalıştı herhalde. Neyse, siz işinize bakın hadi. Emredersin. Ethem. Atsana şunu çöpe. Aa, ben de bunu arıyordum. Sende ne işi var Bekir Bey? Arıyor muydun? Evet. Bade Hanım'ın özel koleksiyon bıçaklarında. Bakın, markası da üstünde işte. Yemeklerini bununla yapıyordu Bade Hanım. Sen ver onu ben. Ne zamandır biliyorsun? Yeni haberim oldu. Dedim Ateş mantıklıdır. Düşünmeden hareket etmez o. Evliliğe ikna olduysa eğer seçtiği kişi bizim ailemize uygundur. Baba benim laflarımı bana söyleme. Sırf sana karşı geldim diye bu saçmalığa onay vermişsin. Beni evladımla sınama. Bu işe bir dur de. Olmaz de. Engel ol lütfen. Olamam. Oğlun kararını vermiş zaten. Ayrıca Feraye'yi severim. Akıllı, terbiyeli bir kız. Çok da güzel. Onu istemesine hiç şaşırmadım. Dünyayı gezdi benim oğlum. Hiç mi güzel görmedi? Demek kendi toprağının çiçeği başka kokmuş. Ayrıca yapacak bir şey yok. Feraye gelinimiz olacak. Babasından gidip isteyeceğiz. Bize yakışan da bir düğün yaparız onlara. Müştemilata gidip kız istemem ben. Ben gidiyorsam sen de geleceksin. Huzursuzluk çıkarırsın eğer Ateş yeniden çeker gider. Hazır kalmaya ikna olmuşken sesini hiç çıkarma bence. Benim oğlum beni bırakıp hiçbir yere gitmez. Öyle mi? Hastayım diye yalan söyleyip gelmesini sağladığını öğrenirse eğer... He? Arkasına bile bakmadan çeker gider. Bu zalimliği de yapar mısın bana? Haddini aşana
her şeyi yaparım ben. Diyorsun ki bu çocuk Melih'in göl kenarında elimizde olduğunu sen kapıda konuşurken senden duydun. Öyle mi? Vallahi abi ben bunu yakaladığımda bana öyle dedi. Peki. Sonra buradan çıkınca dedesiyle evine gitti. Bizim peşimizden de gelmedi. Peki bu manyak bu bıçağı almak için tekrar evimize mi geldi? Ne ara? Bıçağı niye aldı? Melih'in bağlı olduğunu nereden biliyordu? Hadi biliyordu diyelim. Belki de o zamana kadar öldürmüştük. Allah abi hiçbir fikrim yok. Ama bununla kötü kokular gelmeye başladı. Bu işte büyük terslik var abi. Var. Bekir. Buyur abi. Sarp hapisten çıktı mı? Evet çıktı abi. İşte en son İstanbul'da varılmış. Sonra bir daha haber alan yok. İyi. Sarp'ı ara bul. O bana lazım. Gelir mi bilemedim abi. Gelecek. Sen bul. Emredersin abi. Ateş Bey'e beni çağırmışsınız. Hı hı. Ya biliyorum siz bana kızdınız ama... yani ben herkesin haberi var sanıyordum. Yoksa öyle pat diye söyler miydim? Ağzımı açmazdım. Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi Cemile? Ama o kadar da değilsin. Öyle önünü arkasını düşünmeden hareket ediyorsun. Annem mi kızdırdı seni bu kadar? Cemile. Bir kere söyleyeceğim. Benim ailemden herhangi birinin kılına zarar gelirse... ben olmaktan çıkarım. Beni tanıyamazsın. İçimden bir canavar çıkar. Ne seni, ne kızını, ne bir acıma, ne bir söz dinlerim. Yakar geçerim. Feraye'ye ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Allah'tan ben konuşacağım dedi, ben karışmadım. Yoksa... ben sizin çocuğunuz olduğunu bilmiyordum ki. Kızın başına bir şey geldi sandım. Ya küçük yer burası, laf söz olur diye kızı... Artık öğrendim. Beni de tanıdın. Bundan sonra ne annemi ne Feraye'yi üzecek en ufacık bir şey yaparsan. Anladın mı? Anladım. Anladım. Siz nasıl diyorsanız öyle. İyi akşamlar. Sana bu pencereyi açık bırakırsan dayanamam. Gelirim demiştim.
çıkardın. Çık 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 çık. Lütfen. Olaylar olaylar. Bugün iyice başım döndü. Ya siz resmen birbirinizi sırtınızdan bıçaklıyormuşsunuz. Feraye ve entrika. Ay aşırı sıkıcı bulurdum onu biliyor musun? Kendine başka bir eğlence bulsan. Sen varken mi? Yok mümkün değil. Hayır, seni de hiç anlayamadım. Hadi Feraye'den sıkıldın, ayrıldın. Çok haklısın. Aleyna ile evlenmek ne ya? Bekarlığın keyfini çıkarmak varken. Seninle mi? Mesela. Net yürürüm diyorsun yani. Biliyor musun? Benim vahşi hormonal zihnim senin hep çok yakışıklı olduğunun farkındaydı. Elin acıyor mu? Hayır. O zaman bu gece keyifli vakit geçirmemize engel değil. Hazal yok. Bana gelsene bu gece. Ben çantamı alıp geliyorum o zaman. Etrafta bir sürü Arizona kertenkelesi var. Hepsinin de gözü senin üstünde. Belli ki hızlı akıyorsun bu gece. Dikkat et. Kapmasınlar. Tazeleyin. Benden. Yine bir şey yememiş ha? Evet. İşte kuş kadar. Hiç açtı mı kapıyı sana? Gördün mü sen bunu? Valla geçen gün tepsi getirirken bir açtı kapıyı. Aşağıdan kitap istedi. Bir de kahve makinesi falan istedi. Onları getirdim. Sonra bir kilitledi. Kitleş o kitleş. İyi yani. Yani evet de kuş kadar yiyor ya. Ama hasta olacak, elden ayaktan düşecek diye korkuyor. Ateş be. Biraz kurarım. Tamam Nesrin, sağ ol. Hallederim ben. Anne. Annem ses ver bak, merak ediyorum seni. Ah Gülfem. Daha ne kadar kalabilirsin acaba içeride? Tamam. Tamam. Üstüne gelmeyeceğim, tamam. Merak etme, tamam.
umut vaat edenmiş. Sütte leke var, bu kızda yok Yasemin'ciğim. Ama ben illa bir açığını bulurum. Gel, gel anneciğim. Gel bakayım. Gel bakalım. Şuna bak. Başarılıymış. Dede ben bu fabrikanın genel bütçesinden buralın payını nasıl çıkartacağım? Sen karışma orasına, ben hallediyorum. Yani dedeciğim, Ateş abim gelip ona illaki soracak. Siz ne kadar ayırdınız, ne kadar çıkardınız? Yani benim illaki bir bütçe çıkarmam gerekiyor yoksa... Ya senin şimdilik bir şey çıkarmana gerek yok. Yeni maliyetlere bak, ona göre bilgi verirsin. Okey. Okey mi? Yani tamam dede, ben şey... Değil mi? Ne oldu? Kraliçe hazretleri bugün de mi halka inmiyorlar? Kraliçemiz odasında tek laf etmiyor, tek lokma bir şey de yemiyor. Çekmecesinde vardır onun sağlıklı atıştırmalıkları, merak etme sen. Dede ne kadar insafsızsın ya. Ailemi iyi tanıyorum diyelim. Kendisini sever o. Öyle hemen kapıp koyuvermez. Merak etmeyin, ben bir ara çıkarım onun yanına. Bana açar kapıyı. Ya kız istemeye gideceğiz ne de olsa. Zorlama. Zorlama, bırak nasıl istiyorsa öyle yapsın, bırak. Yok öyle bir şey. Ben istiyorsam gelecek. Bütün aile gideceğiz. Yaman'ı tekrar aradın mı sen? Aradım. Açmadı yani. Allah'ım yarabbim ya. Kaç gündür nerede bu çocuk? Ne yapıyor ya? Yani bilmiyorum dede. Belki uzaklaşmak istedi, böyle bir kaçıp gitmek istedi. Doğru söyle. Sen biliyorsundur. Ne derdi var bunun ya? Böyle şeyler yapmazdı. Ya neyi var bu çocuğun? İyice şirazesi kaydı ya. Ya karısına bile haber vermeden çekmiş gitmiş. Ağlak ağlak dolaşıyor ortalıkta kız. Ruhum daraldı, ruhum sıkıldı iyice. Tamam. Tamam, ben arar Yaman'ı konuşurum, gelir bugün, merak etme, tamam. Ay. Bugün koptu yemin ediyorum ha. Of. Ay. Mis gibi oldu kız. Elime sağlık valla. Bu Feraye'de girdi odasına, yemin ediyorum müstakbel kayınvalidesi gibi, çıkmıyor. İnsan bir kalkar bir işin ucundan tutar kız, öldük burada. Bir şey diyeceğim. Akşama ne olacak sence? Bence var ya, şu anki olan fırtına öncesi sessizlik. Yazdım buraya. Ömer Bey tamam demiş, kimse bir şey diyemez artık. Ama abla kurban olayım ya. Allah aşkına, koskoca Gülsoylar evimize geliyor kız istemeye. Bir tane kuru kurabiye mi çıkartacağız önlerine? Kız ayıp ayıp, yemin ediyorum ayıp ya. Ben Çetin'e söyleyeyim de bari gitsin. Bir şeyler alsın, ne alsın? Telaş yapma. Bir kahve içer gider onlar. Bizden bir şey yemezler kızım. İşte ayıp olmasın, kahvenin yanına ikram edelim diye yapıyoruz. Belki Ateş Bey yer. Damat Ateş. Hı? İyi, içine sinmediyse dolapta sarma vardı, onu pişir. Börek de yaptım zaten, tamam yeter. Tamam. Atayım sarmayı. Aman da aman. Hazırlıklar yapılmış. Kurabiyeler tepsiye itinayla dizilmiş. Ne yapalım işte, kız istenecek, hazırlanıyoruz biz de. Kız istenecek. Hazırlık yapıyorsunuz. Evet. Yani sen de böyle ahanda nikah cüzdanım diye gelmeyeydin buraya. Sana da yapardık da. Valla bizim suçumuz değil. Sen var ya, yılanın ta kendisisin. Tövbe estağfurullah. Bu kız da özenir, üzülür diyeceğine bana orada durdun laf sokuyorsun, öyle mi? Aa. Al o zaman ne sana. Ne yapıyorsun kız? Kız yeni topladın. Evi yeni topladın değil mi? Al sana nişan. Dur, deli değil mi? Bak diyorum ya, deli. Bak nişan hazırlığına. Bak. Olmayacak hazırlık falan. Nişan hazırlığı falan yapmıyorsunuz. Gelsinler, izlesinler, bitsin gitsin işte. Yemin ediyorum imdat diye bağıracağım şimdi. Sen de şimdi bir şey söylesene şu yavru kuşuna ya. Börek mi koktu Nesrin? Ha? Bir bak bakayım sen. Salata da yapacağım diyordum. Yapacağım. Bunu da yapacağım. Şu hale bak. Anne. Bir şey desene. Anne. Anne. Yok. Bırak çabuklar artık. Bırak artık. Ne oldu? Hala kalkamıyor.
Yok alıcı. Yüksek sesle konuşuyorlar onlar. Bir şey düşürdüler herhalde yere. Sen bunu izle. Ben bir bakıp geliyorum hemen. Korkma, tamam mı? Tamam. Ne yapıyorsun sen? Ya hala topluyor. Anne, sen beni çıldırtmaya falan mı çalışıyorsun ya? Ya bir şey söyle, bir tepki ver. Kaç gündür dibindeyim, suratıma bile bakmıyorsun. Gerçekten bu kadar mı nefret ettin benden anne? Yaman kaç gündür ortada yok, arıyorum, açmıyor. Ya görmüyor musun halimi? Hiç mi üzülmüyorsun kızına ya? Anne bir tepki ver, bir şey yap. Vallahi çıldıracağım şimdi. Sen ne yapıyorsun orada? Dikildin, bizi mi dinliyorsun? Saçma sapan konuşma Aleyna. Gürültü oldu, Eren korktu. Sessiz olun demeye geldim. Hı. Muhakkak. Gördün benim burada ağladığımı. İyice keyiflendin, durdun, bizi dinledin değil mi sen? Benim seninle bir derdim yok. Doğru ya. Senin benimle ne derdin olacak ki bu saatten sonra zaten? Evleniyorsun Ateş'le. İndi şişin değil mi? Çek elini. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki senin ne yapmak istediğini ben çok iyi biliyorum Feraye Hanım. Ama o meydanı sana bırakmam ben. Önce ben evlendim, nikah büyüğüyüm. Tamam Aleyna. Senin dediğin gibi olsun. Sen bence konağa git, biraz sakinleş. Sana ne? Sana ne ya? Sakinim ben zaten. Sen de defol git odana, kapat kapını. Bana bak, doğru konuş. Didişmek istemiyorum seninle. Feraye. Git hazırlan. Kuaförüme gideceksin, saçını başını mı yaptıracaksın, ne yapacaksın hadi. Kendim yaparım ben. Sana ne ya Feraye'den? Anne ne oluyor şu an? Ya senin kızın benim. Benimle ilgilenmen lazım. Ölülerden hesap sorulmaz. Ne yapsın zavallı anne? Mezarından kalkıp sana nasıl yardım etsin? Anneciğim. Anne ne olur. Bak görmüyor musun halimi? Mutsuzluktan gebermek üzereyim. Kaç gündür Yaman'a ulaşamıyorum. Eve gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Ne olur bir şey söyle. Git Gülfem annene sor. O yardım etsin sana. Anne. Ha. Odasına seni de mi sokmuyor yoksa? Ay yazık. Sen o zaman bir mektup yaz Gültem annene. Kapısının altından at. Onu dinliyorsun ya. O akıl versin sana. Ay çok yakışacak Feraye, biliyor musun? Ne olmuş buna böyle be? Ağlıyor mu? Aa. Ay kız al. Yardım et. Kızım ya, üç tane elbise var içinde ya. Neyin yardımını istiyorsun ben anlamıyorum ki. Yaman, biliyorum anneme kızgınsın, kırgınsın ama o da iyi değil. O geceden beri odasından çıkmıyor. Hadi uzatma artık oğlum. Hem bugün benim için önemli bir gün. Yanımda olursan mutlu olurum. Yaman. Günaydın oğlum. Hadi kahvaltı hazır. Tamam abi. Hadi. Kahvaltıdan sonra balığa da gideriz. Ben bugün döneceğim Rıza amca.
Başka zaman yaparız. İyi misin peki? Topladın mı kafayı? Evet, evet. İyiyim abi. Rahmetli baban da her kafası bozulduğunda soluğu benim yanımda, bu dağların eteğinde alırdı. Dertlenmek için bekleme, özletme kendini. Her zaman bekleriz. Ay Cemile'nin yanında soramadım aşkım ya. Gelirken Aleyna delisini gördük. Ay nasıl ağlıyordu biliyor musun? Ne oldu? Yaman ortalarda yokmuş. Ona bozukmuş. Hı. Kanıza mı etmişler nedir? Bilmiyorum. Yalnız Aleyna'da hiç öyle basit bir kavga ifadesi yoktu. Bence var ya, Yaman yakında boşar bunu. Peki sendeki bu mutluluğun sebebi nedir canım? Canım durum tespiti yapıyoruz şurada. Aman neyse ne. Benim asıl merak ettiğim ateş. Tam olarak nasıl gelişti aranızda olaylar? Birden oldu işte. Doğru söyle. Gerçekten seviyor musun onu? Yoksa Yaman'a inat mı? Damla darlama kızı. Seviyor ki evleniyor işte değil mi? Şu Yaman'ın da adını ağzına alıp durma. Bitmiş gitmiş mesele. Aynen aynen. Yaman Feraye için bitti gitti. E hadi o zaman elbiseleri deneyelim. Hah. Aynen. Ay gerek yok Hazal. Hazal hiç gerek yok. Vallahi şuradan bir şey seçeriz ya. Ay olmaz tatlım. Çok güzel kıyafetler getirdik. İtiraz kabul etmiyorum. Aynen bak ben bile elbise giydim ya. Vatan geminin malları bunlar efendim. Buyurun. Ay hayır o ne be içim karardı dur. Şuna bak. Aa, şuna bak. Çok güzel. Ay bu muhteşem. Hadi dene bunu. Yakışıklı olmuş ya sen. Ha, olmuş mu? Olmuş ya. Ha? İyi, sen değilsin ha. Mavi abi güzel olmuş. Eyvallah, eyvallah. Şş. İyi misin? Ya iyiyim. İyiyim. Alıyor musun ilaçlarını? Tamam. Tamam oğlum. Ya bunlar bak leblebi değil onlar ha. Ya tamam, leblebi değil. Tamam, onlar. Tamam. Hadi bakalım. Hazırsanız çıkalım. Hazırız da yani böyle üç silahşör mü gideceğiz? Konuştum ben. Anneniz şimdi gelir. Sen şu masanın üstündekileri de al. Abisi, abisi. Al bakalım damat abisi. Oğlum şu var mı hadi. Ya abi şu alyansı bir tutsa. Ciddi misin? Ne oldu? Babamın cenazesinde giydiğin kıyafetle mi gireceksin? Evet. Hı-hı. Çünkü babanın öldüğü gün yüreğimde hissettiğim acının aynısını hissediyorum. Hadi bakalım. Tiyatro bittiyse çıkalım. Sen takıları annene ver. Kayınvalide olarak o takacak. Anne. Tamam, hani kalsın. Ya beni almadan mı gidiyorsunuz? Biz seni müştemilatta sanıyorduk. Olur mu canım? Müştemilatta ne işim var benim? Ben bu evin ilk geliniyim. Ailemizi temsilen geleceğim tabii sizinle.
Anneciğim, gözlüklerini çıkar istiyorsan. Ben... Yani içeri gireceğiz diye dedim de sen nasıl istiyorsun? Hadi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk güzel kızım. Sana. Çok güzel olmuşsun. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz, sefa getirdiniz efendim. Buyursunlar, buyursunlar. Nasılsın? İyi misin? İyiyim çok şükür Ömer Bey. Sağ olun. Buyurun lütfen. Ay Hazal, bu ne be? Yıkılıyor. Neresi yıkılıyor be? Sus. Ay çok yakışıklı. Bundan böyle idolümsün benim. Hedefi 12'den vurmak budur. Gel alnından öpeceğim seni. Damla lütfen. Hiç şaka kaldıracak durumda değilim. Şu kahveleri koyalım bitsin. Kıskanmışsın yakışıklı çocuğu. Ne bu tripler böyle? Ay Damla kızı rahat bırak. Seni getirdiğime pişman etme. Vallahi sinirlenmeye başlıyorum. Gerçekten bak lütfen. Ya ne bu gerginlik? Sizin benden sakladığınız bir şey mi var? Damla ben biraz... Gerginim haliyle, heyecanlı olduğumdan. O yüzden lütfen sen sakin ol ve beni idare et, olur mu? Ay tamam aşkım, tamam. Ha, tamam, siz kalanları koyun, ben kapıya bakarım. İçeri almayacak mısın? Neden geldin? Gider misin Yaman? Abimin isteme törenine geldim. Gayet normal değil mi? Herkese selamlar. Biraz geç kaldım, kusura bakmayın. Umarım bir şeyi kaçırmamışımdır. Yok estağfurullah, hoş geldin, sefalar getirdin. Buyursunlar. Geç oğlum, otur. Gel aşkım. Sevgilim, neredeydin ya? Kaç gündür merak ettim seni. İyi misin? Evet. Senin kız da iyice buzdumcuk oldu ha. Adam kaç gündür yok ortalıkta. Bir dur bir trip attı mı? Ama yok, böyle şak diye yapıştı zam gibi. Sus Nesrin.
yaparsan? Hiçbir şey yapamaz. Herkesin içine yemez öyle, tamam mı? O kadar değil. Hadi ne oldu? Hadi kız, oldu bunlar. Hadi. Gel abisinin güzeli, gel. Heh, kahveler de geldi. Kızlar damat çikolatasından da getir. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun babacığım. Sağ ol. Sağ ol kızım. İyi misin? Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Sebebi ziyaretimiz belli. Musun Bey, torunum kızını sevmiş. Feraye elimizde büyüdü. Saygılı, dürüst, çalışkan bir kızdır. Ailemize uygun gördüm. Bu evliliğe rıza gösterdim. Şimdi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Feraye'yi torunum Ateş'e istiyorum. Sağ olun Ömer Bey. Gençler birbirini sevmiş. Onların mutluluğu her şeyden önemli. Bana da bu saatten sonra hayırlı olsun demek düşer. Hayırlısı. Öyleyse öp bakalım elimi, gelin kızım. Sağ ol. Gülfem, yüzükleri ver. İzinle. Takmadan önce söylemek istediğim birkaç şey var.